Hepinize saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz değerli dostlar. Kimler oruç tutmayabilir? Kimi dinleyicilerimiz var, ben tutmasam da olur, tutmayabilirim diye kendi hükmünü veriyor, tutmuyor. Kimisi de hacıya hocaya sorayım, belki de tutmam gerekiyor, belki de tutmam gerekmiyor şeklinde yine kafa karışıklığı yaşıyorlar. Bu konuda dinleyicilerimizi isterseniz aydınlatalım. Hiçbir özrü yokken oruç tutmamak veya başladığı orucu bozmak günahtır. Allah'a yasak ettiği husus. Hem de kaza ve eğer başladığı Ramazan orucunu kasten bozmuşsa kefaret olarak cezası var. Bazı hallerde ise oruç tutmamak veya başlanmış orucu bozmak şer'an caiz hale gelir. Bu haller şunlar. Neler, hangi pozisyonda oruç bozulursa caiz olur. Hastalar. Oruç tuttuğu halde hastalığının şiddetinin artmasından veya uzamasından korkan bir kimse sonradan kaza etmek üzere oruç tutmaması ve başladığı orucu bozması caizdir, uygun görülmüştür. Burada hastalık, sağlık meselesi önemli. Evet. Niyetlendikten sonra, başladıktan sonra bozma konusunun burada caiz olduğu ortaya konmuş. Bu da yine dikkat çekici bir konu. Ama burada bir tansiyon hastası bir insan düşünelim, şeker hastası bir insan düşünelim. İnsülin iğnesi olmadığında ya da bir ilaç var, o ilacı almadığı takdirde kriz geçireceğini, bir anormal durumla karşı karşıya geleceğini biliyorsa, düşünüyorsa böyle bir yola başvurduğunda inşallah orucu bozulmayacak. İkinci, oruç tutamayacak kişiler yolculardır. Ramazan ayında yolculuğa çıkanların oruç tutmayıp sonraya bırakmaları caizdir. İzin var. Şu ayette de izin var. Biraz önceki ifadem yanlış anlaşılmasın. Orucu inşallah bozulmayacaktır dedik ama normalde bozulmuş olacak. Ama kaza durumu söz konusu olacak. Kefaretten yine burada muaflar. Ancak yolda meşakkate, bedeni bir halsizlik ve rahatsızlığa maruz kalmak söz konusu ise değilse oruç tutmak, tutmamaktan eftal ve hayırlı görülmüştür. İmkanlar, vasıtalar çok konforlu, hatta arabalar klimalı. Yolculukta çok ciddi manada meşakkat yok. O yolcular isterlerse oruçlar tutarlar, isterlerse tutmazlar. Bunda da izin var. Diğer grup, tehdit ve zorlama. Orucun bozmadığı takdirde dövülmek veya yaralanmak veya öldürülmekle tehdit edilen bir kimse de oruç tutmayabilir. Öldürülme korkusu varsa. Dördüncü grupta gebe veya emzikli olanlar, oruç tuttuğu takdirde kendisine yahut çocuğuna zarar geleceğinden korkan hamile veya emzikli kadın, oruç tutmayıp sonradan kaza eder. Emzirdiği çocuğun başkasının çocuğu olması hükmü değiştirmez. Süt anne diyelim. Bu hükmü de değişmez. Neticede masum bir yavru var. Bir diğer grup, şiddetli açlığa ve susuzluğa maruz kalanlar. Yemek yemezse, su içmezse sağlığı gidecek. Böbreğinden rahatsızlığı. Böyle insanlar var. Bu böbrek rahatsızlığı olan insanlar su içmesi lazım. Veya ülser olan insanlar. Bunlar da diyelim ki çok böyle şiddetli bir açlığa, susuzluğa maruz kaldığında sağlığı bozulacaksa o zaman ne yaparlar? Oruçlarını bozarlar, tutmayabilirler. Altıncı grup, ihtiyar olanlar. İhtiyar olanlar tamamen güçsüzleşmiştir, hastadır. Bunlar ne yaparlar? Fidye verirler. Farkı diğerlerinden olur. Bak, hastalar iyileşebilir, orucunu sonra tutar. Yolcular orucu sonra tutar. Zorlamaya maruz kalanlar sonra tutarlar. Gebe ve emzikli olanlar da sonra tutarlar. Fakat aşırı ihtiyar olanlar, bunlar orucun fidyesini verirler. Bir diğer grupta hayız ve nifas halinde olan kadınlar da ne yapmazlar? Oruç